Tartışmasız kazanan dünyanın en büyük boksörü olacak. Kırmızı köşede İbrahimov, mavi köşede Vladimir Klitschko ve maç başladı. İlk rounddayız. 12 roundluk dev maçın ilk roundundayız. Ters kart. Ters kart sol gardine dikkat çekiyor. Sultan İbrahimov. Klitschko sol eliyle sürekli Sultan'ın sağ elini engelleme çabası içinde. Birbirlerine atabildikleri şu ana kadar bir yumruk yok. Tam bir disiplin savaşı hakim maçta. Sol direği uzattı, tam çenesine vurdu. Sultan'a bir yumruk daha, gitti bir tane daha. Sultan iki tane arka arkaya yumruk aldı. Şimdi hemen cevap verme arzusunda. Şimdi yakaladı, sağ kroşeyi gönderdi. Omuzunun üzerinden bir vuruş denedi Sultan İbrahimov. Hakem Venkeli de pür dikkat maçı takip ediyor. Şimdi bakın yaklaştı, bir tane vurdu, çeneye isabet etti. Vurup anında birkaç adım geri gidiyor. Şimdi tekrar sol direkle yapıştırdı. Tribünler hareketlenmeye başladı. Sultan İbrahimov şimdi yaklaştı, adım adım gidiyor üzerine. Artık yavaş yavaş kontrolü ele almalı, bunu düşünüyor. Vladimir Klitschko Sultan'a yaklaştı, bir sol direkt vurdu. Sağ kroşeyi de yapıştıracaktı ama hemen çekildi oradan. Sultan İbrahimov hemen şimdi kırışmaya başladılar. Arka arkaya yumruklar gelmeye başlayınca Klitschko sarıldı. Karnına bir sol direkt. Bir tane daha yine Sultan İbrahimov'dan. Midesini yokladı. Ve ayağına da zaman zaman bastığını görüyoruz. Bakın hakem de şimdi uyardı o konuda. Vladimir Klitschko bu üçüncü kez ayağına basışı Sultan İbrahimov'un. Yumruklarını artırması lazım. Şimdi Vladimir Klitschko'nun baskısı. Tribünleri hareketlendiriyor. Yakaladığı yerde kombine yumruklar atacak ama Sultan İbrahimov da şu ana kadar çok ciddi fırsatlar vermedi. Sol direkler aldı sürekli, sol direkler. Rakibine bir sağ kroşe vurduktan sonra sarılmalar. İstediğini yapmaya başlayacak gibi görünüyor. Şimdi tekrar uzandı, sol direkt vurdu. Şimdi bir daha gitti ama sol direkleriyle gardını o kadar iyi kapatıyor ki Ukraynalı Vladimir Klitschko Sultan'a oldukça fazla iş düşüyor. Bambaşka yollar bulmak zorunda. Bakın hakem bir kez daha uyardı. Vladimir Klitschko sürekli olarak Sultan İbrahimov'un ayağına basıyor sevgili izleyiciler. Şimdi burada sağ kroşeyi vurdu. Sol direklerle rakibin üzerine gitti. Klitschko'yu köşeye sıkıştırmak isterken Klitschko'nun forcing'i hücumu sırasında da bir sarılma gördük. Bakın bir sol direk daha aldı. Yine bir sol direk vurdu. Sürekli puanlar topluyor. Vladimir Klitschko bu kez sağ direkt vurdu. Arkasından bir tane daha denedi, olmadı. Sultan İbrahimov'a bir de gizli sol kroşe vurdu. Orada bakın ayağı da kaydı Vladimir Klitschko'nun. Yavaş yavaş bu 7. roundda bir şeyler izlemeye başladık. Bir sağ direkt vurdu şimdi Vladimir Klitschko. Şimdi sol kroşeyi gardında kaldı. Klitschko'nun gardında kaldı. Sultan tekrar yaklaştı. Sağ kroşeyi vururken sol direkler aldı. İki tane arka arkaya sol direk aldı. Vladimir Klitschko Sultan İbrahimov'un üzerine yine sol direklerle gitmek istedi. Yakaladığı yerde sağ direği uzatıyor ve vuruyor. İşte bakın bir sol direk daha. İkinci sağ direğini de isabetle buldurdu. Bir tane daha denedi. Bu kez rakibi iterek yere düşürdü. Sultan tekrar yaklaştı. Yatarak sol kroşe denedi. Swing vuruşlarını son zamanlarda epey arttırmaya başladı. Şimdi tekrar yaklaştı. İş Greco-Romen'e dönünce de hakem araya girdi. Şimdi yavaş yavaş ağır darbeler vurmaya başladı Vladimir Klitschko. Aradan aparkatı denese bomboş vaziyetteki Klitschko belki de çenesine sağlam bir yumruk alabilirdi. Klitschko bir sağ direkt vurdu ve yatırdı orada, köşeye sıkıştırdı. Hakem araya girmedi, şimdi giriyor.
Şimdi Sultan'ı koluyla tuttu. Sağ uzatacaktı. Sol direk isabet buldu biraz. Klitschko iplere dayadı yine Sultan'ı. Sultan son bir hamleyle rakibin üzerine gitti. Sultan tekrar sokuldu. Tekrar sokuldu. Bir şeyler yapma arzusunda ama bakın neredeyse sakatlık çıkarcasına iki boksör de kendisini yerde buluyor. Vladimir Klitschko Sultan İbrahimov'u adeta hedef tahtasına döndürdü. Ve rakibine tek bir yumruk atma fırsatı bile vermedi şu ana kadar. Distans farkı bir hayli sorun oldu Sultan İbrahimov için. Ama aradaki mesafe farkı Klitschko için çok da fazla fark etmedi. Çünkü attığı her direk yumruğu rakibine isabet ettirmeyi başarıyor bu Ukraynalı. Bu saatten sonra puanla kazanması imkansız gibi görünüyor. 1.88 boyunda Sultan İbrahimov. Mideye bir sol direk gönderdi. Şimdi aparkatı tutturmak istedi. Boşa giden bir yumruk. Yüzünü sıyırıp geçti Sultan İbrahimov'un. Klitschko karşısında artık sol kozlarını ortaya koyarken aparkatlar sağ kroşeler. Round'un bittiği ana denk geliyor. Burada Sultan İbrahimov'un son 15 saniyeye girildiği şu an itibariyle artık iki boksörün de maçın bitiş anını beklemeye başladığını söyleyebiliriz. Karşılaşma bitti sevgili izleyiciler. 12 roundluk mücadelenin sonuna geldik. Ve işte son saniyelerdeki bu kapışmayla birlikte mücadele bitiyor. Ve birbirlerine sarılmadan köşelerine gitmeyi tercih ediyorlar. Evet, tüm hakemlerin ortak kararıyla kazanan Vladimir Klitschko sevgili izleyiciler. Vladimir Klitschko kazanıyor. Klitschko!